Mitoloji durağına hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir efsaneyle sizlerle birlikteyiz. İyi dinlemeler. Başlıyoruz. Hero ile Leandros efsanesi. Acıklı bir aşk efsanesidir bu. Hero ve Leandros efsanesi, İsa'dan sonra 5. yüzyılda yaşadığı sanılan Yunanlı ozan Musaisos'un anlattığı hüzünlü bir aşk hikayesidir. Çok eski zamanlarda bugün bizim Çanakkale Boğazı dediğimiz Hellespontes adı verilen Avrupa kıyısındaki Sestos adını taşıyan bir şehir bulunuyordu. Bu şehir suları arasında Afrodit için yapılmış kocaman bir tapınak vardı. Bu tapınakta Hera adında çok güzel bir rahibe yaşıyordu. Bu rahibenin güzelliği dillere destan olmuştu. Afrodit'in mabedinde kumrularla ilgilenen Hera'yı görenler onu Afrodit'in kendisi zannederlerdi. Bu genç ve güzel rahibe bir o kadar da alçak gönüllüydü. Bu yüzden Afrodit bu kızı kıskanmak bir yana onu çok seviyordu. Her sene ilkbaharın gelişiyle birlikte Sestos'ta şenlikler düzenlenir, çevre şehirlerden insanlar akın akın buraya gelir, Afrodit'in mabedini ziyaret ederlerdi. İşte böyle bir bayram günü Leandros adında yakışıklı bir genç, Afrodit'in mabedinde bir ayna katılmıştı. Aviedos'ta olan Leandros getirdiği hediyeleri sunmak üzere mihraba yaklaştığında güzel rahibe Hera'yı görünce aklı başından gitti. Daha ilk bakışta ona aşık olmuştu. Ayin boyunca gözlerini güzel rahibeden ayıramamıştı. O kadar güzeldi ki başını hiçbir yere çevirmeden sadece ona bakarak kalmıştı. Leandros bir gün batıncaya kadar mabedin bir köşesinde bekledi. Ziyaretçiler bir bir mabedi terk edince yavaşça mabette tek başına kalan rahibe Hera'ya yaklaştı. Rahibe genç delikanlıyı görünce ürkerek geri kaçtı. Ama Leandros onu durdurdu. Ve oracıktan mihrabın önünde Hera'ya duyduğu aşkı dile getirdi. O günden sonra Leandros Hera'nın tüm itirazlarına rağmen her gün mabede gelip genç rahibeye duyduğu aşkı anlatıyordu. Hera ise defalarca ona bir rahibe olduğunu, böyle bir aşka karşılık veremeyeceğini söylüyordu. Ancak Leandros pes etmiyordu. Duyduğu sevgi öylesine büyüktü ki, bir gün mutlaka hak ettiği karşılığı alacağına inanıyordu. Tüm çabaları, ısrarları sonunda arzusuna kavuştu. Güzeller güzeli Hera da onu seviyordu. Ancak aralarında büyük bir engel vardı. Hera deniz sahilinde ıssız bir kalede yaşlı bir köle ile birlikte yaşıyordu. Günümüzde kız kalesi olarak da bilinmektedir bu. Üstelik Leandros'a yaşadığı şehirle aralarında deniz de vardı. Ama Leandros aşkı uğruna her şeyi yapmaya hazırdı. Buna gece karanlığında yüzerek denizi geçmek de dahildi. O akşam yaşadığı şehire geri döndüğünde sahile inerek denizi seyretti. Gözleriyle karşı kıyıdaki kaleyi arıyordu. Bu sırada rüzgar şiddetini arttırmış, bulutlar ve ay yıldızları kapatarak ortalığı karanlığa boğmuştu. Issız kalede köle ile birlikte oturan Hera endişeyle dışarıyı izliyordu. Bir ara yaşlı kadına dönüp, "Bu korkunç gecede kim bilir kaç balıkçı yolunu kaybedip evine dönemeyecek. Kendisini bekleyen karısının ve çocuklarının boynunu bükük bırakacak. Bence karanlıkta yolunu kaybeden denizcilere yol göstermek, onları felaketten kurtarmak için kulenin üstüne bir meşale yakarsak Afrodit'i de sevindirmiş oluruz." Bu sözlerle yumuşayan yaşlı kadın yerinden kalkıp
kocaman bir meşale yaktı ve kalenin tepesine kolayca görülebileceği bir yere koydu. Esen rüzgar onu canlandırdı. Alevi daha da yükseldi ve etrafı aydınlattı. Hero heyecanla dışarıyı seyrederken duyduğu bir sesle kalbi küt küt atmaya başladı. Denize doğru baktığında dalgalarla boğuşan birini gördü. Bu Leandros'tu, başkası değildi. Onu yaşlı köyde de görmüştü. Hemen aşağı inip delikanlıyı kıyıya çekebilmesi için yardımcı oldu. Ve onu rahibenin odasına götürdü. Leandros yorgunluktan bitkin ama sevdiğini tekrar görmekten mutlu bir halde genç rahibeye sarıldı. Yaşlı köle buna çok şaşırmıştı. Ancak onlara engel olmadı. O günden sonra Leandros her gece Hellespontes'i yüzerek geçiyor ve sevdiğine ulaşıyordu. Günler, haftalar, aylar geçti. Ve güzel yaz günleri artık geride kaldı. Kış yaklaşıyordu. Deniz eskisi gibi sakin ve sıcak değil. Dalgalar soğuktu, hırçındı. Hero her gece yüzerek boğazı geçen Leandros'un için endişelenmeye başlamıştı. Bu yüzden ona bir süre birbirini görmemeleri gerektiğini söyledi. Bahar gelinceye kadar ayrı kalmaları gerekiyordu. Kışın boğazı yüzerek geçmek çok tehlikeliydi. Leandros her ne kadar istemese de sevdiğinin isteğine boyun eğdi. Ve bahara kadar gelmeyeceğine dair ona söz verdi. Ama bu ayrılığa sadece birkaç gün dayanabildiler. Leandros, Hero'nun yolladığı özlem dolu mektubu okuyunca daha fazla dayanamayarak hiç düşünmeden kendini azgın dalgaların kucağına attı. Bir an evvel sevdiğine kavuşabilme arzusuyla dalgalarla boğuşmaya başladı. Fırtına arttıkça artıyor, dalgalar daha da aşılmaz bir hal alıyordu. Hero'nun yaktığı meşale şiddetli rüzgarlardan sönerek ortalığı karanlığa gömdü. Öyle karanlıktı ki sanki gece siyah bir çarşafa bürünmüş, simsiyahtı adeta. Hero sönen meşaleyi tekrar yakmak için dışarı çıkmış, gözü sahile duran hırçın dalgalardaydı. İçi içini yiyormuş denizi öyle azgın görünce. O kaygı ve gerginlik sırasında bir ara içi geçiverir gibi olmuştu. Gözlerini açtığında ise gece yerini kışın gündüzün uslu ve kurşun renkli aydınlığına bırakmış, yani sabah olmuştu. Kumsala serili Leandros'u görmüştü o an. Yüzü Hero'ya dönük ve halen açık gözleriyle ona doğru bakıyordu. Hero o an aklı başından gitmişti. Bağcı'ya dayanamayan Hero tapınağa giderken giydiği bayramlık elbisesini giymiş ve sonra da kulenin tepesinden kendini boğazın azgın dalgalarının koluna bırakıvermişti. Kasabalılar bu haberi duyunca yaz elbiselerine bürünüp kaleye geldiler. Ve iki sevgilinin cenaze törenine katıldılar. Onları deniz kıyısında aynı mezara gömdüler. Ve onların anısına boğazın azgın sularına güzel kokulu çiçekler attılar. Evet sevgili dinleyenler, dediğim gibi Kız Kalesi olarak bilinmekte. Ara ara yine birbirini çok seven ve bazen de kavuşamayan sevgililer boğaza giderek oraya çiçekler atarlar. Bu gelenek oradan kalmış olmalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.